izleyicimizin sorusunu duyalım. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hocam, Muhsin Bey, size bir sorum var. Allah'ın izniyle ben yıllardır oruç tutamıyorum. Ciğerlerim yok. Makinelerle yaşıyorum. Vermeye de gücüm yok. Ne yapmam lazım? Evet. 5 vakit namazımı kılabileyim oturduğum yerden. Ama secdeye de eğilemeyeyim. Nefesim tıkanıyor. Eğilemeyeyim, oturup secde edeyim öyle. Şifalar diliyorum. Bir de beyim öldü. Ağzım dilim varıp da hakkını helal et diyemedim. Ama ben helal ettim. Gani gani helal ettim. Allah rahmet etsin. Benden yana Allah sorgu sormasın diye dua edeyim. Ne yapmam lazım? Hey maşallah. Nasıl? Teyzeme. Yani bunu vicdan azabı çekiyorum. Güzel teyzem, şifalar diliyoruz. Evde makineler var hocam. Rahatsız. Şifalar diliyoruz. Çok geçmiş olsun. Yıllardır da oruç tutamıyorum diyor. Fidye vermeye de gücüm yetmiyor diyor. Efendim, ne yapmam lazım diye soruyor. Muhterem hanımefendinin bu sözleri bana şunu hatırlattı. Sevgili Peygamberimiz ashabıyla Tebü'ye giderken şöyle buyurdu: ashabım, şu anda bazı arkadaşlarınız var ki mazeretleri sebebiyle bu yolculuğa katılamadılar. Ama onlar o niyetleri dolayısıyla aynen sizin gibi bu dereleri aşıyor, bu vadileri geçiyor gibi sevap kazanıyorlar. İnşallah. Yani bu, bakın, vicdan azabı çekiyorum diyor. Ya. Hem sağlığı müsait değil, yani aynı zamanda son derece muzdarip. Niyetül mümin hayrün min ameli, müminin niyet amelinden hayırlı. O sevabı alır mı hocam? Elbette İnşallah. Ya, elbette ya. Evet. Efendimiz böyle buyuruyor. Eşiyle ilgili de bir sorusu oldu. Helalleşemedik dedi. Eşiyle ilgili. Evet, eşiyle ilgili olarak da. Eşim... Hani hakkını helal et diyememiş. Aslında memnun eşi ama bunu söylemesi, karşılık alması gerekir mi illa? Eyyü memretüm matet ve zevcuha anha razın dekaletil cenne. Hangi kadın ki vefat ederken eşi kendinden razı cennete girdi gitti. Yani illa son dakikada hakkını helal et, ben de sana helal ettim demeye gerek yok. Evet. Şimdi rahmet okur. Mevla şu Ramazan rahmet gününde o merhum kişiye rahmet okur. Peki. Yani bunlar ne güzel şeyler Muhsin Bey. Mesajlar. Gel müsaadenle şu buyurun hatıramı buyurun hocam, anlatayım. Müftülüğüm zamanında huzuruma bir hanımefendi geldi. Yaşlı bir hanımefendi. Yani ben zannettim yardım isteyecek. Hatta şöyle hazırlanıyordum. Sonra düşündüm ya sabret bakalım, belki de yardım istemeyecek. Bir 10 lira çıkardı. O zaman ben bir tarihi caminin restorasyonunu yaptırıyordum. Müftü efendi dedi, bu 10 lirayı vefat etmiş eşim adına o restorasyonunu yaptırdığınız camide kullanasınız diye getirdim. Ben baktım vaziyetine, senin emekliliğin var mı? Yok. Sigortan var mı? Yok. Yani demek ki 10 liraya herkesten çok kendinin ihtiyacı var. Dedim sen ona ilacı alırsın, meyve alırsın. Ne ilacı ne meyvesi dedi. Ben taş yiyeyim, al bunu dedi. Allah Allah. Niye ısrar ediyorsun dedim. Hocam, gençliğimde ben bir hastalığa yakalandım. Ben eşime faydalı olamadım. Ama eşim öyle muhterem adamdı ki, sen hastasın ben ne yapacağım, bana kadın lazım filan demedi. Benim iyi olmam için çalıştı, yolumu bekledi. Ben iyi oldum, o adama faydalı olacak hale geldim ama o adam dünyasını değişti. O yüzden elime böyle bir para geçti mi, o adamın hayrına veririm. Ya şu vefaya bakın yani. Yani bugün niye anlattın ya bu olayı? Genç hanımlar, genç beyler duysunlar yani. Hane yuvasında, o aile ocağımızda erkek kadın aile yuvasında iki temel unsur, karı koca, iki mühim bağ, sevgi bağı, saygı bağı. Allah razı olsun hocam. Peki bir video soruyla devam edelim. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. 2 yıl önce ben burnumda kitle muayene tedavisi gördüm. Işın aldım, kemoterapi aldım. Şu anda tükürük bezlerim çalışmıyor.
Suyla geziyorum, suyla ağzımı sulandırıyorum, oruç tutamıyorum. Sağlığım yerinde ama ağzımın kuruluğu için oruç tutamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, diyor ki izleyicimiz rahatsızlığım var. Evet. Kemoterapi gördüm. Şu anda tükürük bezlerim çalışmıyor. Evet. Dolayısıyla suyla dolaşmak zorundayım. Sürekli su tüketmek zorundayım. Oruç tutamıyorum diyor. Ne yapayım diye soruyor. Bu hanım kardeşimiz oruç tutmasın. Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Bu hastalıktan da aydınlığa kavuştursun. Ona ve onun gibi olan cümle hastalarımıza Rabbimiz şifalar ihsan eylesin diye dua ederiz. Şayet gücü yeterse fidyesini verecek. Oruç fidyesini. Evet, oruç fidyesini verecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.